merhaba. Güzel bir cuma akşamı diliyoruz sizlere. Bugün 5 Kasım, BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Gerçekten çok hareketli bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Piyasalar hareketli, gelen önemli verilerle şekillendi bu hafta rakamlar. Önümüzdeki döneme ilişkin merak edilen pek çok soru var. Enflasyonlarla küresel anlamda mücadele nasıl olacak? Özellikle bizim için asgari ücret, özellikle emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak? 3600 ek gösterge ne olacak? Yani alım gücünün artırılması yönünde gözler hükümette, bununla ilgili muhalefet cephesinden de açıklamalar var. Dilerseniz birlikte önce başlıklarımıza bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin'den asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar geldi bugün itibariyle. Emeği koruyacak bir seviyede olacak asgari ücret dedi ve Türkiye çapında bütün ilgililerle bir anket çalışması başlatıldığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz dedi. Bu arada piyasalara bakacağız. Son dakika gelişmeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam rakamları geldi. İstihdam artıyor. Bakalım piyasalara nasıl yansıyacak? Şu dakikalarda Borsa İstanbul 1580 puanın üzerinde, rekor 1590 puan. Bakalım bu tarihi zirveyi aşacak mıyız? Önümüzdeki hafta özellikle bu da merak ediliyor. Dolar TL 9.70 seviyesinde bir aşağı iniyor, bir o seviyenin üstüne çıkıyor. Bu arada Borsa İstanbul'da Galatasaray'ın hisseleri %6'ya yakın değer kaybetti. Dün Lokomotiv Moskova ile karşılaştı Galatasaray. Bir bir berabere kaldı. Ama sanıyorum bir son anda umulmadık bir gol yiyince Galatasaray galibiyeti beraberliğe çevirdi ve bu da hisselere yansımışa benziyor. Bu arada Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. Onun galibiyeti de hisselerine olumlu yansıdı. Hemen marketlere gelelim. Marketlere biliyorsunuz 2.7 milyar liralık rekor bir ceza kesti Rekabet Kurumu. Bu ceza fahiş fiyattan dolayı geldi diye düşünülüyordu ama Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezanın kartelleşme suçundan dolayı verildiğini söyledi. Yani piyasayı organize ettiklerini öne sürdü. Marketlerde biliyorsunuz birer birer mahkemeye gidiyorlar, yargıya gidiyorlar bu cezalarla ilgili itiraz hakkı için. Bugün asgari ücreti konuşacağız, özellikle gündemimize alacağız. Bu konuyla ilgili de avukat Sayın Ahmet Keşli ve Necmettin Batırel, ekonomi yazarı konuklarımız olacak. Evet, Ahmet Bey'i, Ahmet Keşli'yi stüdyomuza bekliyoruz. İstanbul trafiği sayın seyirciler gerçekten artık pazartesi, cuma, hafta içi, öğlen, akşam hiç fark etmiyor. Çok ciddi bir trafikle İstanbullular gün içerisinde karşı karşıya kalıyorlar. Ciddi anlamda bir turistik hareketlilik de var. Onu da gözlemliyoruz aslında restoranlarda ya da İstanbul'un önemli caddelerinde. Ahmet Bey de biraz trafiğe takıldı zannediyorum ama hemen Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'le biz piyasaları analiz etmeye başlayalım. Necmettin Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hocam sizden bahsedince hemen gözler dolar TL'ye gidiyor. Şimdi bakıyorum 9.70'lerde bu seviyelerde gidiyor geliyor, görüyorsunuz döviz kurundaki hareketlilik enflasyona da yansıdı. %20'nin altında kalsa da enflasyon rakamları gerçekten vatandaşı hırpalıyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda da primli borsaya da ilginç şekilde bir ilgi var vatandaşlar. Yerli yatırımcı hala önde değil mi, yabancının önünde borsada? Tabii tabii canım, 144 milyar doları var yerli yatırımcının bankalarda. Şirketlerin 90 milyar doları var. 232 milyar dolara gerilemiş vaziyette. 238'den geldi biliyorsunuz. İşlem hacminde de hocam pardon hafta içinde bir rekor kırıldı. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani hakikaten borsada işlem hacmindeki yükseliş dikkati çekiyor. Zira şirketler çok yüksek kar açıklıyorlar biliyorsunuz. Yani 3. çeyrekteki bilançolarda yüksek kar açıklıyorlar. Tabii otomatik olarak talep artışı var şirketlere. Büyük bir talep artışı yaşanıyor. İşte biraz önce sözünü ettim. Yerli yatırımcı geçen hafta 1.6 milyar dolara sattı. Gerçi bunun 850 milyon doları ticari kişilere ait ama 750 milyon doları da bireysel yatırımcıya ait. Niye çıkıyorlar dolardan?
Dolar zirveye çıktı. Yani bundan sonra yükselse ne kadar yükselecek? Yani belki 10 lira olabilir. 10 lirayı belki geçebilir ama artık yükselişin hızı azaldı. Bu yüzden dolardan çıkıp Türk lirasına geçip borsada pozisyon almaya başladılar yerli yatırımcılar. Peki biz borsa tarihi zirveyi aşacak mı diye KC'de altyazıda soruyoruz. Tabii. Siz nasıl görüyorsunuz? Aşabilir yani baksanıza 1590 puan zaten KC zirvesi şu anda endeksin. Zaten 1583 puana geldi. Yani 7 puanlık bir arada fark var. Çok az bir fark var. Aşabilir hatta 1600'ü bile geçebilir. Zira biliyorsunuz 14 Kasım'a kadar bankalar bilançolarını açıklamaya devam edecekler. Şirketlerin bilançoları çok yüksek gelmeye başladı. Hocam dün Türk Hava Yolları çok ciddi anlamda bir kar açıkladı. Bayrak taşıyıcı bir şirket olduğu için burada tabii önemli bir haber olarak söylüyoruz. 6 milyar lira. Doğru söylüyorsunuz. Hatta gerçekten, üzerinde. Türk Hava Yolları gerçekten Avrupa'nın en büyük hava şirketlerinden bir tanesi haline geldi ya. Türkiye'nin göz bebeği. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber Türk Hava Yolları'nın hem yolcu sayısı hem de sefer sayısında inanılmaz artışlar var. Dünyanın her yerine uçuyoruz ya. Ya çok enteresan. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biliyorsunuz Afrika seyahatiyle beraber Afrika'daki diğer ülkelere de uçuşlar başladı. Yüksek kar var tabii normal şartlarda. Dolu geliyor biliyorsunuz. En büyük özelliği o Türk Hava Yolları'nın. Sadece Türk Hava Yolları değil. Pegasus Hava Yolları da aynı şekilde yüksek birim yaptı. Çelebi Hava Yolları. Ulaştırma sektöründe evet. Tabii. Dikkat çekici bir çıkış var. Tav Havalimanları da aynı şekilde yükseldi. Ulaştırma sektörü dün %7 prim yaptı ya. Şu anda da %3'ün üzerinde bir prim var borsada, ulaştırma sektöründe. Bu da yukarı hareketi taşıyor. Bankalarda %41 sınırlı bir artış var. Kimya sektörü, telekom sektöründe bir artış yaşanıyor gördüğüm kadarıyla. Yani kar satışları çok sınırlı kalıyor. Borsadaki yükseliş şu anda gerçekten ivme kazanmış vaziyette. Bakın borsa da şu anda hala bakın bu kadar yükselmesine rağmen hala hisse senetleri %21 oranında iskontolu. Yani ucuz. Dünya piyasası gelişmekte olan ülke borsalarına göre. Bu yüzden de büyük bir talep artışı yaşanıyor. Tabii şirketler neden kar ediyorlar bunu hemen belirtmekte yarar var. Zira biliyorsunuz Türkiye çok hızlı bir büyüme potasına girdi Türk ekonomisi. Yani bu sene yani beklentilerin aksine herkes dudak uçuklatan bir rakamla karşı karşıya kalıyor. Mesela Le Monde'da bugün bir analiz çıkmış diyor ki şaşırıyoruz diyor ya bu kadar hızlı büyümeyi nasıl beceriyorlar, nasıl başarıyorlar diye. Ama endişelenmekte de haklıyız falan diyorlar. Kendilerine bir takım da çıkar yolu bulmaya çalışıyorlar tabii normal şartlarda. Hocam yabancı bankalar ve yatırım kuruluşları Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını sürekli güncelliyorlar, artırıyorlar. Evet. Yani %6'lardan, %7'lerden hep %9'lara çekiliyor. Ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanı, tabii ki önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ekonomi mesajı verdi ve çift haneli rakamlarla bu büyümeyi evet. tamamlayacağız dedi. Fakat vatandaşlara yansıması çok çok önemli burada. Ciddi anlamda bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya. Bir alım gücü problemi evet. var. Siz bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den gelen mesajları değerlendirecek olursak evet. Nasıl bir asgari ücret düzenlemesi bekliyorsunuz? Evet, gerçekten Türkiye'nin büyüme hızı parmak ısırtıyor. Yani bizi en kötü durumda göstermeye çalışan Uluslararası Kredi Kuruluşu Moody's bile 5.7'den %9'a çıkarttı büyüme hızını. Avrupa İmar Bankası %9'a çıkarttı. Bugün Fitch'ten bir açıklama geldi. 9.2 olacak diyor. Yani bunlar kendi üyelerine tabii Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. Ya bu rakamın yükseltmesi bu. Bu anlam taşıyor. Yani kredi notumuz yatırımı yapılabilir ülke seviyesinde olmasa dahi kredi kuruluşlarının bir ülkenin kredi notunu hep birlikte ortak olarak yukarı revize etmeleri kendi üyelerine diyor ki bu ülkede yatırım yapabilirsiniz diye bir işareti veriyorlar. Bakın ben size söyleyeyim. Bu çok önemli bir gelişme. Evet enflasyon artıyor. Gerçekten artıyor. Dünya Tarım Birliği'nin rakamlarına göre dünyada şu anda son 10 yılın en yüksek gıda fiyatlarındaki artış yaşanıyor. Bakın yani sadece Türkiye'ye mahsus bir tablo değil bu. Ama tabii vatandaşın büyük bir kısmı bu işten zarar görüyor. Yani zarar görüyor derken sıkıntı çekiyor. Yani normal şartlarda fiyatlar her gün artan bir trend izliyor. Hocam şimdi arkadaşlarımız affedersiniz kesiyorum ama Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin Euro bazında asgari ücretini ekranlarına getiriyorlar.
Evet. Türkiye Bulgaristan'la birlikte Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücreti veren ülke. Şimdi burada acaba iddialı bir artışla karşılaşabilir miyiz? Bu çalışma, bu düzenleme, bu mesajlar sizce neyi gösteriyor? Şimdi bakın tabii hükümet kendi vatandaşını mutlaka düşünmek zorunda, düşünüyor yani. Görüyorsunuz yani. Şimdi enflasyondaki yükseliş birçok etkene dayanıyor. Dıştaki tedarikteki maliyet artışlarına dayanıyor. Üretici fiyatları artıyor. Tüketici fiyatlarındaki talep artışı bu yükselişi beraberinde getiriyor. Yani bunu kısa sürede içerisinde çözüme kavuşturmak çok zor. Bunu herkes biliyor, görüyor, kabul ediyor. Yani hükümet de görüyor, kabul ediyor. Peki bu durumda ne yapılabilir? Bu durumda en çok zarar gören kesim işte asgari ücret alanlar bu işten en büyük sıkıntıyı çekiyorlar. Şu anda asgari ücret 2825 lira net biliyor musunuz? Yani 3600 lira ama 3000 net 2825 2825 lira. %21.56 artmıştı hocam. Evet. 2021 asgari ücret oranı öyle artırılmıştı. Şimdi evet. Aralık başında gözler. Aralık başını bekliyor asgari evet. ücretliler. Yani şu anda bütün beklentiler biliyorsunuz 3600 lira net olması yönünde bir çalışma var. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de aynı şeyi söyledi biliyorsunuz. Yani %27'lik net bir artış yaşanacak. Bu çok önemli bir gelişme. Bakın Avrupa'daki, affedersiniz, Anadolu'daki bütün fabrikalarda çalışanların hepsi asgari ücret alıyor. Yani bir aile mesela 3 kişi, 4 kişi gidiyor, çalışıyor. Tabii toplandığı zaman önemli bir gelir elde ediyorlar ama önemli olan şu, yani asgari ücret ve çalışanların sayısında inanılmaz yerde büyük artış var. Bu yüzden %27'lik net bir artış çok büyük bir katkı sağlayacak bu kişilere. Ben arkadaşlarımdan rica etsem, hocamın sesini biraz daha yüksek alabilir miyim içeri? Yüzde kaçlık bir artış olabilir hocam? %27'lik bir artış yaşanacak. 3600 lira net olarak belirlenirse asgari ücret tabii normal şartlarda. %27 mi dediniz? %27. %20, 2825'ten 3600. Hocam 4000 diye tahmin edenler de var. 3600 ile 4000 arasında pek bir fark yok zaten, ben size söyleyeyim. Yani ama tabii bu arada da işverenleri düşünmek lazım. Yani bakın işverenler de şimdi bu yükün altında gerçekten oldukça büyük bir sıkıntı içerisine girecekler. Yani herkes kendi planını, ayağını, yorganını buna göre uzattı. Yani planını yaptığı yatırım çalışmalarını buna göre ayarladı. Şimdi birdenbire ek büyük girecek. Benim gördüğüm kadarıyla hükümet bu işte İşverenin bir kısmı, yükünün bir kısmını kendisi üstlenmek durumunda kalacak tahmin ediyorum. Öyle bir gelişme de var. Yani şu anda açıklanmış değil ama işverenin ödeyeceği primin belirli bir büyük bir bölümünü hükümet kendisi üstlenecek. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Diğer taraftan biliyorsunuz 3600 göstergenin ek gösterge yeniden ıslah edilmesi var. Uzun süreden beri biliyorsunuz bu büyük bir sıkıntı olarak çalışanların başında duruyor. 3600 ek gösterge evet. gerçekleşirse tabii alacakları ikramiyeler ve kıdem tazminatlarında büyük bir artış yaşanacak. Bu da önemli bir kazanım elde edecek. Diğer taraftan en düşük asgari ücretin 2000 liraya çıkartılması bekleniyor. 2000 liranın altında emekli maaş alanları varmış. Hocam erken seçimin adımları mı, sinyalleri mi geliyor? Yani, ne dersiniz? Yani her hükümet tabii ki kendi vatandaşına kolaylık sağlamak için elinden gelen bütün imkanları seferber eder. Yani 2023 seçimleri tabii ki önemli. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bu 2023 biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü. Bir devrim olacak. Yani bakın ben size söyleyeyim. Hükümet tabii bugüne kadar elde ettiği kazanımların yani semeresini görmek istiyor. Bakın Türkiye gerçekten yani çağ atladı ya. Hakikaten çağ atladı. Yani ihracatımız 215 milyar dolara yükseldi. Yani bütün altyapıların hepsi tamamlandı. 28 bin kilometrelik otoyol bölünmüş yol yapıldı. Binlerce viyadük yapıldı. Yüzlerce köprü yapıldı. Ondan sonra doğalgazsız ülke şehir kalmadı biliyorsunuz normal şartlarda. Yani sağlıkta büyük bir reform gerçekleşti. Şehir hastaneleri olmasaydı bugün pandemide Türkiye çok büyük bir sıkıntı yaşamıştı. Bakın bir hatırlatma. Evet, fakat şu anda çok zorlayan başka konular görünüyor hocam. Peki, pardon sözünüzü kestim, buyurun. Yani bakın mesela Türkiye'deki günlük vaka sayıları mesela 28 bin, 30 bine çıktı diye hayıflanıyoruz. Kendi kendimize sorgular hale geldik ama bugün Almanya'da da günlük vaka sayısı 34 bin olmuş ya. Almanya'ya düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar sıkı olarak ilaçlarını kullananlar, aşılarını yerinde yapanlar, yapan bir evet. ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben şunu diyeceğim.
Covid'deki tablo gerçekten bütün dünyanın başında uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor. Zira bu Covid'de uygulanan aşılar benim gördüğüm kadarıyla belli bir süre sonra etkisini kaybediyor, yani azalıyor. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Hocam şimdi Pfizer bir de Covid hapı çıkardı biliyorsunuz. Evet, hap çıkarttı, doğru söylüyorsunuz. Fakat ben şunu demek istiyorum, yani Covid aşısıyla ilgili çalışmalar aslında 2-3 yıl hatta 5 yıllık bir süreyi içeren bir çalışma sonunda elde edilmesi gereken bir aşıydı bu. Ama o kadar büyük bir sıkıntı yaşandı ki dünyada, bütün ekonomiler durdu tabii Covid dolayısıyla. Bir an evvel aşı çıksın, aşı çıksın, aşı çıksın dediler. O zaman da bir yıl içerisinde aşı yapıldı, piyasaya sürüldü, kullanılmaya başlandı. Demek ki bu aşılar hala henüz tam böyle %100 antikor üretecek, insanları böyle hastalıktan uzun süre koruyacak bir kapasiteye ulaşmış değil. Yani etki oranına ulaşmış değil. Onu demek istiyorum. Yani bu yüzden de 2 doz yaptık yetmedi. 3 doz yaptık yetmedi. Baksanız da şu anda 4. dozlarda konuşuluyor. 4. çıkmadı herhalde değil mi hocam? Yani risk grubunda olanlara. Ama BioNTech'te 3. doz kullanalım diyorlar. Baksanız da riskli gruplara kullanalım diyorlar. Hocam niye? Aşı... antikor oranı düşünce hastalığa yakalanma riski de artıyor tabii normal şartlar. Yani insanlar, ülkeler ekonomilerin kapanmasını istemiyorlar. Asla istemiyorlar. Tabii. Ekonomi kapandığı zaman bir daha onun faturasını kesinlikle ödeyemezler. Şimdi hocam konu konuyu açıyor. Asgari ücrete tekrar geleceğiz. Bu arada gelen sorular da var ama şimdi biliyorsunuz Rusya'da bir hafta tatil ilan etti Putin. Yani Covid vakalarının artmasıyla birlikte bu tatili ilan ettiği söyleniyor. Bu Türkiye'ye yaradı gibi görünüyor. Çok ciddi anlamda bir Rus turist sayısı var ülkemizde. Türkiye'ye gelerek herhalde bunu kullandılar ama tabii biz de tedirgin oluyoruz. Yani bu turistik hareketlilik acaba vaka sayılarında artışa sebep olur mu? Yok, tahmin etmiyorum. Şimdi onlar aşı kartlarıyla birlikte geliyorlar Türkiye'ye. Yani bakın ben size söyleyeyim. Onlardan bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Ve aşıların da yapılış tarihleri büyük önem taşıyor. Yani bir yani ay o denetime güvenebilir miyiz? Sıkı bir şekilde mi yapılıyor? Bir ay geçmemiş bir aşıya sahipse gelenler tabii ki tehlike arz etmiyorlar. Bakın Türkiye'deki vaka sayısının artmasındaki en büyük etken aşı olmayanlar oluşturuyorlar. Yani ben maalesef bunu bir defa belirtmek istiyorum. Özellikle genç kesim aşı karşıtı olarak yönlendiriliyor sosyal medyada, dikkat edecek olursanız. Yani yanlış bir şekilde. Onlar aşı olmuyorlar. Hastanelere düşüyorlar. Hastanelerde büyük sıkıntı çekiyorlar. Pişman oluyorlar ama pişman olmak fayda etmiyor. Bakın ben size söyleyeyim. Ne kadar pişman olursanız olun, bir defa siz bu mikrobu üzerinizde taşıyorsunuz. Tedaviye muhtaç hale geliyorsunuz. Yani Allah göstermesin, ölümlerle de karşılaşmak mümkün. Evet ama hocam yani sonuçta ülkemizde tamamen bu gönüllülük esasına dayalı olarak devam ediyor. Önemli. Fakat Amerika'da özellikle bazı belediyelerde, bazı şirketlerde yavaş yavaş toplu işten çıkarma haberlerini duyuyoruz. Türkiye'ye bu böyle bir yansıma bekliyor musunuz? Yani Türkiye'de de biliyorsunuz çok sert önlemler alındı. Yani HES kodu olmayanlar mesela seyahat edemiyorlar. Ulaşımdan yararlanamıyorlar. Alışveriş merkezlerine girerken mutlaka HES kodu aşı kartı isteniyor. Tabii aranıyor bunlar normal şartlarda. Yani lokantalar, kafeler, ondan sonra gazinolara girerken de bu aranıyor. Yani insanları biz tabii ki mecbur ediyoruz bu şeyde kullanmakta ama benim gördüğüm kadarıyla HES kodunu kullanmak birazcık şu anda anlamını yitirdi gibi geliyor bana. Yani niye anlamını yitirdi? Mesela aşı olmamış ama koronaya yakalanmamış kişilerde HES kodu verilebiliyor. Onlar HES kodu alabiliyorlar. Yani HES kodu alan her kişinin temiz olduğu sonucu ortaya çıkmıyor. Ben onu demek istiyorum. Yani mesela yakalanabilir. Çünkü onlar aşı olmamış kişiler. Her an mikropla karşılaşmaya müsait bir tabloyla karşı karşıyalar. Yakalandıkları zaman da istemeden olsun insanlara bulaştırabiliyorlar. Bence bu HES kodu uygulamasını tamamen ortadan kaldırmak lazım. Aşı kartını birinci şey olarak, tercih olarak kullanmak. Ama hocam öyle deyince ortalık çok karışıyor. Peki hocam. Ama baksana yani o zaman yani
yanlış bir uygulama olur. Haksızlık oluyor yani, bakın ben peki size söyleyeyim. O zaman birazdan konuğumuz avukat Ahmet Keşçi'ye de bu soruyu soralım. Acaba aşı kartı gelmeli mi? Çünkü hala çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz Covid'den evet. dolayı. Şimdi bir başka soru hocam, marketlerle ilgili. Yani enflasyon evet. bu hafta içerisinde açıklandı. Şöyle bir haftayı da genel olarak toparlayacak olursak %19.89 değil mi? Evet. Küsuratını şimdi, doğru evet, söyledim galiba. Yani %20 diyelim. Yani %20'ye dayandı enflasyon. Şimdi burada marketlerle rekabet kurumu arasında bir durum var. Ciddi bir ceza kestiler marketlere. Bugün evet. bir açıklama geldi. Bu fahiş fiyattan değil, kartelleşmeden dolayı diye. Bu ciddi bir açıklama ve ciddi bir itham aslında. Suçlandıkları konu piyasayı organize ettikleri. Bundan sonra neler beklemeliyiz? Yani tabii ki rekabet kurulunun tespitleri bakın sağında son derece haklıdır. Onların da bir sürü hukukçuları var normal şartlarda. Yani bir manipülasyon mudur bu? Manipülasyon değil de organize işleri. Organize bir hareket. Organize. Yani bütün marketler ne demek hocam bu tam anlamıyla, biraz açabilir miyiz? Yani hepsi birden oturmuşlar, anlaşmışlar. Elmayı 5.90'dan satacağız demişler. Anladın mı? Yani domatesi 6.90 lira satacağız demişler. Hepsi aynı fiyattan satmışlar. Bu çok korkunç bir tablo, bakın ben size söyleyeyim. Zira niye? Marketler gerçekten her devirde para kazanan bir kuruluşlar. Yani bunlar neden böyle organize oluyorlar anlamakta ben zorluk çekiyorum. Sanki diyorum, ama bunun arkasında başka bir neden aramak gerekirse, hükümete karşı bir şey harekete geçmişler ya. Hükümeti zor durumda bırakmak için böyle bir organize içerisine girmişler diye düşünmek istemiyorum hocam ama. Bu da çok evet ciddi bir iddia olur ama burada amaç ama sizce ne olabilir? Ama yani gelir maliyetlerin çok artmasından mı? Yani onların açısından nasıl bir strateji söz konusu olabilir ama burada? Ama hepsinin maliyeti de aynı şekilde mi artmış? Allah'ını seversen yani. Yani saçma sapan şeyler. Baksana da Şok'a 384 milyon lira ceza gelmiş. BİM'e 958 milyon. Carrefour'a 142 milyon. En az Carrefour'a gelmiş bakın ceza. A101'e 646 milyon lira gelmiş ondan sonra. Hocam bu arada 3 market galiba. 3 zincir market yargıya gitti diye biliyorum ama bilmiyorum. Hayır 5 tane zincir market ya. Hayır hepsi de yargıya gitti mi? İtiraz ettiler çünkü. Şok gitti, BİM gitti, Migros gitti. Ama fahiş fiyattan dolayı yargıya itiraza gittiler. Rekabet kurulu diyor ki fahiş fiyattan değil diyor. Hepiniz diyor oturdunuz anlaştınız diyor. Fiyatları yükselttiniz diyor. Vatandaşa yüksek fiyattan ürün sattınız. Bu anayasa suçu. Bakın ben size söyleyeyim. Çok tehlikeli bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani zincir marketleri tamamen kapatılabilirdi. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bir de tüketicilerin itiraz hakkı da doğuyor burada. Bu tip eyleme geçenler olabilir. Mahkemede dava açtığı zaman hak iddia edebilirler. Bakın ben size söyleyeyim. Verdikleri yüksek. Ya Allah'ını seversen Sedacığım ya. Kabak üretildiği yerden çıkış fiyatı 75 kuruş ya. Kabak ya, kabak fiyatı. 6,5 liraya satıyorlar ya. Ya insafsızlığın bir kadersi ben sana söyleyeyim yani. Bu korkunç bir şey. Hocam işin aslında bir başka dikkat çekici yönü de sadece marketlerde değil, pazardan da bu yönde iddialar geliyor. Yani pazarlarda da sanki anlaşılmış gibi neredeyse 10 liranın altında sebze meyve yok. Yani en hayır, sanıyorum belli semtler için söylüyorum. Tabii ki semtten semte fark var ama. Bazı semtlerde, lüks semtlerde. Bazı semtlerde sanki yine böyle bir anlaşma var gibi. Siz ne dersiniz bu konuda? Ben pazarlara dolaşıyorum gerçekten her hafta. Yani fiyat görmek için dolaşıyorum. Öyle bir rakam yok. 3 lira, 4 lira, 5 lira şeyler var. Yani rakamlar var şu anda ki yaz sebze ve meyvelerinin satıldığı bir döneme girdik yani. Tarla ürünü kalmadı şu anda. Tamamen sera ürünle karşı karşıyayız. Yani marketlerle pazar arasında gerçekten büyük bir fark var. Yarı yarıya fark var en azından. Ben sana söyleyeyim. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Tabii bu şuradan da kaynaklanıyor. Marketler bir defa organize olmuşlar. Bir ikincisi hallerde de bir organizasyon var. Bakın ben size söyleyeyim. Hal yani sebze meyve fiyatlarının pazarcılara satıldığı bir alan o biliyorsunuz. Yani üreticiden gelen sebze ve meyveleri pazarcılara satılan bir merkez. Burada da fiyatlar çok yüksek tutuluyor. Bakın çok korkunç bir komplo ile karşı karşıyayız. Ya adamlar malı az sürüyorlar halde. Mal az çıkartıyorlar malı piyasaya. Fiyatı yükseltiyorlar. Geri kalan malları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Telef oluyor ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi. Peki hocam
Evet, şimdi bu zincir marketlerde yaşadığımız pazarlardaki durum, işte dediğiniz gibi 1 liradan alınıyor, 7-8 liraya satılıyor. Bu kadar, bunun faturasını vatandaş ödüyor. Bununla mücadele, yani enflasyonda bir nebze olsun rahatlama bekliyor musunuz bütün bu çalışmalardan sonra? Ya da bu problem nasıl çözülecek, ya da alım gücü mü yükseltilecek? Nasıl bir mücadele yapmak lazım? Eğer bu marketler yani %50'sini %60'ını satıyor, biliyor musunuz, halka sebze ve meyvenin, yani Türkiye'deki. Eğer bu marketler bu organize bir şekilde anlaşmamış olsalardı, tamam mı, bu kadar enflasyon yüksek çıkar mıydı? Çıkmazdı. Mümkün değil. Zira sebze ve meyvenin, gıdanın enflasyonun içindeki payı %27 ya. Çok yüksek bir rakam. Yani bunlar normal fiyatlarda satsalardı, bugün enflasyon %20'lik enflasyon benim gördüğüm kadarıyla %12, %13 olacak. Yani o kadar korkutucu bir rakamla karşılaşmayacaktık. Yani vatandaş da büyük bir sıkıntı içerisine girmeyecek. Fakat hocam, dolar TL'deki artış, yani çiftçinin burada gerçekten, ya da üreticinin en ciddi problemi. Yani biraz da problemin kaynağı orada değil mi? Yani anladın mı? Yani bakın ben size söyleyeyim. Ya Allah'ını seversen biz suyu da dolarla mı satıyoruz? Yani sulanıyor mesela tarlalar, tamam mı? Yani bir tek gübre. Her şey diyorsunuz dolara bağlı. Bir de gübreyle su şey. Ama tohum, çiftçi için tabii önemli hocam. Gübre, yem, fiyatları. Yani birçok fiyatları. Bakın ben size söyleyeyim. Yani girdiğe de dahil oluyor aslında. Dolar yükselişi. Destek veriyorlar çiftçiye. Bakın en son 3.4 milyar liralık bir destek sağladılar çiftçiye. Fakat çiftçinin en büyük sıkıntısı nedir biliyor musun Sedacığım? Bak ben gördüğüm kadarıyla, tabii bunu ben belirli bir temele dayandırmak istemiyorum ama çiftçiye destek veriliyor, tamam mı? Çiftçiye destek verildiği zaman çiftçi aldığı bu desteği kendi ürününün üretiminde kullanıyor mu, kullanmıyor mu? En büyük sorulması gereken sorulardan bir tanesi bu. Ya, tamam mı? Başka işte kullanabiliyor ya. Yani kendi şahsi içinde kullanıyor. Oğlunu evlendiriyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra da yandım diye bağırıyor. Öyleleri yok mu? Var. Ben sana söyleyeyim. Fakat ben bunu bilmiyorum. Fakat ben bunu görebiliyorum. Bakın aslında söylüyorum. Zira bütün verilen desteklerin hepsi ürün yetiştirmede kullanılsa, yani tohumda, gübrede kullanılsa, çiftçi bu kadar sıkıntı çekmeyecek. Bir de çiftçi bugüne kadar aşırı derecede borçlanmış vaziyette. Çok büyük bir borç yükü altında eziliyor. Bankalara borçlanmışlar. Ödemekte sıkıntı çekiyorlar. Bu yüzden ürettikleri ürünleri yok pahasına satıyorlar. Ne kadar para elde edersek ben diyor borcumu bu şekilde ödeyeceğim diyor. Böyle bu tablo gerçekten zincir marketlerinde en büyük avantajlarından bir tanesi haline geliyor. Bakın 75 kuruşa kabağı alabiliyorlar çiftçiden. Çiftçi aslında bu kabağı 75 kuruş değil, normal şartlarda 2 liraya satması lazım. Ama alıcı çıkmadığı için karşısına, borçları da kapıya dayandığı için böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmaktan kendisini kurtaramıyor. Evet, bakın çok ciddi bir problem bu. Bu ciddi çok bir ciddi. Mücadele gerekiyor burada. Evet, çok ciddi bir problem. Evet, gerçekten çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. İşte bütün bunların hepsi mecliste şu anda görüşülmekte olan yeni bir hal kanunu var, biliyorsunuz. Bunu mutlaka dört dörtlük bir hale getirmek zorundalar. Hükümetin büyük bir gördüğüm kadarıyla mutlaka ve mutlaka bu sorudan bir çözüm bulması lazım. Aksi takdirde artık önü alınamaz bir şekilde dağ gibi büyüyecek problem. Bir daha da çözüme kavuşturmak çok zor hale gelecek. En büyük sıkıntı ne biliyor musun Sedacığım şu anda? Enflasyon yükseliyor ya. Enflasyon da çita yukarı doğru gittiği için A'dan Z'ye her malın ürünü, her ürünün fiyatı arttı. Maalesef. Yani dışarıya bağlı olsun olmasın. Hiç önemli değil. Evet, her şey pahalandı hocam. Her şeyi pahalandı. Peki burada yani denetimler başladı. Biliyorsunuz marketlerde artık denetim görevlileri dolaşıyor. Reciden evet. Arkadaşlarımız da soruyor. Burada denetim o zaman yeterince sağlamlaştırılmadı mı? Yani sağlamlaştırıldı fakat binlerce mal ürün var Sedacığım. Bakın ben size söyleyeyim. Yani üretici firmalar var. O kadar yani para kazanmak için o kadar türlü yollara başvuruyorlar ki Allah'ını seversen ya. Bak 400 gramlık paketlenmiş ürün satıyor, tamam mı? 400 gram. Bunu 380 grama düşürüyor. Evet, bir de gramaj. Her şey küçüldü zaten hocam. Ya, hani nasıl anlayacaksın? Maalesef gülüyoruz işte. Alan adam
daha önce aldığı ürünün 400 gram olup olmadığını bilmiyor ki adamlar ya. Hocam bir de ambalajların kalitesi bozuldu. Yani ona dikkat ediyorum. Mesela sütlerin konulduğu plastikler vardı. Onlar filan böyle incecik kağıt gibi oldu. Çok çok bozuldu. Bir şeyler bozuluyor. Hocam peki bu kadar ciddi bir enflasyondan bir de üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında rekor bir fark var. Evet. Hatta o tabloyu bulursa arkadaşlarımız bir ara ekranı da getirebiliriz. Her şeyde ciddi artış var. %20 manşet enflasyon 19.89 işte. 46.31 üretici fiyatlarındaki enflasyon. Ama peki kontrolden çıkar mı bu durum? Hocam çünkü artık Merkez Bankası da hani enflasyona çok fazla dikkate almıyor gibi bir mesaj alıyoruz. Onu bıraktı artık. Yani onu, o konuya gelecek olursak söyleyeceğim çok şey var ama. Buyurun hocam çünkü yani kontrolden çıkar mı? Bunu da vatandaşlar olarak merak ediyoruz. Yani enflasyon. Sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da da mesela enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesi enflasyon, yıllık enflasyon 4.1 oldu ya. 13 yılın zirvesinde Avrupa'da enflasyon. Hiç alışmamışlar onlar enflasyonun bu kadar yükselmesine. Yani 0.70, 0.80, 0.90 oluyordu ya. %1 oluyor en fazla Avrupa'da enflasyon. 4.1 oldu. Çıldırdı adamlar ya. Amerika'da. Tabii onların hassas noktası çünkü hocam. Yani enflasyondan savaş dönemlerinde çok çektikleri için. Evet. Ama işte nasıl çözeceğiz diye bunu düşünüyorlar. Tedarik zincirinde büyük sıkıntılar var. Tabii Çin şu anda tedarikçi ülke konumunu kaybetti dünyada. Türkiye bu yüzden büyük avantaj sağladı. İhracat bu yüzden artıyor Türkiye'nin ihracatı. Avrupa'ya olan ihracatımız müthiş şekilde artıyor. Bakın 10 ayda sanayi ürünleri ihracatı 138 milyar dolar olmuş. Korkunç bir rakam Türkiye'nin. Sanayi ürünü satıyoruz biz dünyaya. 10 ayda. 138 milyar dolar ya. Hiç tarihte görülmemiş bir rakam bu. Tabii Çin tedarikçi ülke konumunu kaybedince Türkiye önemli olan tabii bu tablonun kalıcı olması hocam. Dediğiniz gibi sektörlerimiz çok hareketli. Harıl harıl mal satışı var yurt dışına özellikle. 16 sektörde ciddi bir hareketlilik var. Evet. Bunu da görüyoruz. Özellikle savunma sanayi, cam sektörü, makine sektörü. Çok evet, çok ciddi. Kimya sektörü aynı şekilde otomotiv. Ya korkunç gerçekten. Bakın Türkiye artık eskiden biz kalitesiz mal üretirdik. Yani Avrupa bizi pek tercih etmezdi. Çok mecbur kalmadıkça almazdı. Ama Türkiye'deki üretimler gerçekten şu anda son derece kaliteli. Beyaz eşyada da çok ciddi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim hocam. Liderlik söz konusu. Beyaz eşyada Avrupa'nın yıldızı olduk. Bakın ben size söyleyeyim. Yani çok önemli bir kazanım elde ettik. Yani bunları tek tek sıralamak gerekirse yani 16 sektör dediğin gibi gerçekten şu anda büyük bir atılım içerisinde. Yatırımlar yapılıyor. Bakın yabancı şirketler geliyorlar Türkiye'deki Türk şirketlerini satın alıyorlar ya. Niye alıyorlar? Peki hocam biraz daha manzarayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Konuğumuz evet. Ahmet Keşli ile bir müsaadenizle reklama gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra birlikteyiz. BBN Ekonomi'den tekrar merhaba. Konuklarımızla ekonomiyi, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Evet nihayet Doktor Ahmet Keşli, avukat, USPUM Başkan Yardımcısı konuğumuzda, stüdyomuzda Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel'le de zaten gündemi, piyasaları değerlendirdik. Hoş geldiniz. İstanbul trafiği diyorum, başka bir şey demiyorum. Yani, araba ilerledikçe süre arttı. İlerledikçe süre arttı. Artık böyle ironiler var. Yani biz geçen gün Bakırköy'den Beşiktaş'a gitmek için önce dedik ki karşıya geçelim Avrasya Tüneli'nden. Sonra dedik Beşiktaş'a gelelim. Böyle her şey çok güzel oldu. Evet, enteresan manzaralar var. Peki Ahmet Bey, şimdi hemen size şu asgari ücretle ilgili sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Yani gönül ister ki 7000, 8000 olsun asgari ücret, 10000 olsun. Fakat işin iç yüzü de öyle olmuyor. Siz ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz 2800? Ya bu konu çok zor bir konu. Yani asgari ücret yüksek olsun deseniz işverenler açısından tahammül edilebilirliği yok. Düşük olsun deseniz çalışanlar açısından geçinebilirliği yok. Ama gerçek ve kesin olan bir şey var. Şu an çok ciddi bir fiyat artışı var. Bu sadece Türkiye'nin kendinden kaynaklı sebeplerle değil, global olarak bir fiyat artışı var. Hammadde tedarikinde zorluklar var. Nakliye fiyatları globalde çok yüksek miktarda arttı. Oradan kaynaklı problemler var. Efendim söyleyeyim, lojistik, enerji vesaire üst üste koyduğunuzda ciddi bir fiyat artışı var global olarak. Ama
Asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın bu ortamda insanlar arzu ettiği seviyeyi yakalayamayacaklar maalesef. Fakat çok yüksek artırılırsa işverenler açısından sıkıntı var. Az olursa da çalışanlar açısından sıkıntı var. Yani zor bir konu bu yani. Bu işverenin de söylediğiniz gibi istihdama biraz daha soru işaretiyle bakmasına sebep oluyor. Çünkü başka yükler olabiliyor. Yani orada biraz vergi çok yükünün bir azaltılması lazım. Yani kamu da biraz kendisi üzerine yük almalı. Asgari ücretten vergiyi tamamen kaldırmalı hatta belki. Sosyal sigorta ödemelerinde asgari ücretle sınırlı olarak belki biraz kolaylıklar göstermeli. Yani sadece çalışan ve çalıştırandan değil biraz da devletten. Çünkü şu an bir ateş çemberinden geçiyor. Dünya geçiyor sadece Türkiye değil. Bir dünyada bir problem var. Bunu herkes üzerine sorumluluklarını alarak, yük alarak taşıyacak, yürütecek. Türkiye biraz da ekstra sıkıntılardan geçiyor. İşte gri listeye alınmamız finansal sektörde. Evet. Plan da bunu Amerika'yla etkiledi. Amerika'yla yaşananlar, evet, yani, coğrafi, Suriye ile ilgili konular. Evet. Gerçekten çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu da zaten ülkenin risk priminde de kendisini çok hissettiriyor. Gerçekten önemli bir dönem. Hepimize de kolaylıklar diliyorum bu dönem içerisinde. Evet. Asgari ücretle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak dedi Çalışma Bakanı bugün. Sizin bilmiyorum bir öngörünüz var mı? Ne olabilir bu ülke şartlarında? Yani ne bir olursa... de bir erken seçim söylentileri var bu arada. Hükümetin kesenin ağzını açacağına dönük EYT'lilerin gözü kulağı hükümette. Yani şöyle tabii siyasetin güçlü olduğu dönemlerde böyle popülist politikalar izlenmiyor. Reel ekonomik politikalar izleniyor. Siyaset zayıfladığı dönemlerde popülist politikalara dönülüyor. Yani şu dönemde böyle bir hava mı var? Şu dönemde halkımız istisnasız ama istisnasız bütün partilere olan güvenini yitirmiş durumda. Yani işte AK Parti, Kırmızı Parti, Yeşil Parti, Mavi Parti, o parti bu parti. Bütün partilere artık halkımız güvenini yitirmiş durumda. Niçin? Ona oy verdi, aynı yere geldi. Buna. Ha, kime oy verdiyse geldiği yer hep aynı oldu. Yani vatandaş her halükarda arzu ettiği yere gelemedi. Dolayısıyla ve şu anda artık, bütün tartışmalar siyasette ekonomi üzerinden tabii, dönüyor. Tabii halkımızın isteği şu, biz yepyeni bir siyaset sistemi istiyoruz diyor. Yani sadece falanca partiden filanca partiye geçiş değil. Bize bu sistemsizliği sistem olmaktan çıkartacak yepyeni bir siyaset sistemi, ilkeleri olan, hukuka uyan, herkesin mutlu olacağı, külfeti de, nimeti de herkesin dengeli, hakkaniyetli paylaşacağı bir sistem istiyor halkımız. Adaletli. Hukukun ona göre farklı, buna göre farklı işlediği değil. Gelirlerin ona göre böyle, buna göre böyle dağıtıldığı, yükün de bunlara sürekli yüklendiği ama bir grubun da sürekli milli gelirden aşırı yüksek pay aldığı bir sistem istemiyor artık halkımız. Peki Ahmet Bey, şimdi bu dönemde söylediğiniz gibi enflasyon, dünyada yükselen fiyatlar, gıda fiyatları bütün herkesi çok derinden etkiliyor. Peki burada satın alma gücünü yükseltmek adına bir takım denetimler, marketlere cezalar söz konusu ama vatandaşın alım gücünü yükseltecek bu asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT bunlar çözülecek mi? Efendim yani EYT ile ilgili çalışmalarınız da var çünkü. EYT'lerle ilgili şöyle bir durum var. Bu 1999'da çıkarılan 4447 sayılı kanunla getirilen bir düzenleme. 1999 yılından beri var ola gelmiş bir problem. Yani bu hükümetin problemi değil. Fakat günün sonunda EYT'lilerin istediği, biz sadaka istemiyoruz, zekat istemiyoruz diyor. Yani biz emekli olduğumuzda atıyorum 35, 40, 50 kaç yaşındaysa 15-20 sene daha beklemeyelim. Makul bir hak elde ediyor olalım. Peki şu anda bütçe böyle bir yükü karşılayabilir mi Ahmet? Şimdi şöyle yani. Necmettin Hocam'a da soracağım. 18 yaşında sisteme girmiş, sigortalı olmuş bir kişi 20 yıl çalışıp emekli olduğunu düşünün. 38 yaşında yaş ortalaması da 68-78 diye görseniz 30-40 sene. 20 sene prim ödeyip 30-40 sene maaş alma durumu olacak. Dünyada böyle bir sistem yok. EYT'liler kızıyor ama bu erken emeklilik olayı olmuyor mu? Ya prim ödeme gününü böyle belirlemiş kanun. Hı. Bunun bir hukuki düzenlemeyle makul bir sisteme getirilmesi lazım. Yani işte sisteme girdiğiniz gün var olan bir hukuk varsa, anladım, o hukuk
yolda değiştirilmemeli. Yani düdük çalmış, maç başlamış. Kazanılmış hakları o. Tabii maçın ortasında kural değişti. Olmaz böyle. Anladım. Dolayısıyla EYT'lilerin oradan sıkıntı. Mesela EYT'li birisi çalışmak istediği zaman önünde engeller var. Yani ücreti aşırı derecede düşüyor. Yani EYT ile ilgili ekstra bir maliyet doğuyor. Artı sigortadan, SGK'dan yararlanmayla ilgili sıkıntılara ekstra para ödemeleri gerekiyor. Yani EYT'lilerle ilgili yapılmasını EYT'li arkadaşların adet olarak da bir şey var. Yani bu EYT'liler dediğimiz kaç kişidir sorusu da önemli. Yani ilk çıktığında 5 milyon falan gibi kişi konuşuluyordu. Şimdi bu sayıların 1,5 milyon civarına düştüğü söyleniyor. Hatta nasıl düşüyor bu sayı? Yani vefatlar olabiliyor vefatlar diyorlar. Vefatlar ve yaşını dolduranların emekliliğe hak kazanması suretiyle sayılar düştü. Toplamda 1 milyon civarında. 750 bin ile 1 milyon. Maksimum 1,5 olduğu söyleniyor. Peki bunun ama maliyeti burada, şöyle EYT'li statüsünde olup da bundan faydalanmak isteyenlerin EYT'liler platformu başkanının kendi beyanına göre 500 bin civarında olacağı söyleniyor. Ama burada şöyle bir sıkıntımız da var. Yani devlet şeffaf olmalı. Yani devlet yönetmek değil de yönetişim içinde olmalı. Yani paydaşlarla açık her şeyi paylaşabiliyor. Biz bugün gerçekte kaç kişi olduğuna ilişkin resmi bir veri yok elimizde. Sadece spekülasyon var. SGK bu konuda bir rakamları açıklıkla ortaya koymuyor. Koysun. Ha çıksınlar desinler ki şu kadar kişi var. Bunun bütçeye getireceği maliyet budur. Ey halkım ne yapalım siz söyleyin. Peki Necmettin Hocam sizce bütçe şu şartlarda böyle bir yükü kaldırabilir mi? Ya da ne kadarlık bir maliyetten bahsediyoruz burada? Şimdi bütçenin vergi gelirleri artıyor tabii normal şartlarda. Baksanıza 245 milyar liralık bir bütçe açığı görmüştü 2021 bütçesinde. 9 aylık bütçe açığı 61 milyar lira. Yani çok düşük bir seviye. Ama son çeyrekte vergi gelirlerinde birazcık azalma yaşanacağı için. Tahmin ediyorum 160 milyar liralık bir açıkla kapatacağız. Bütçede öngörülen açıktan daha düşük bir açık gerçekleşecek. Bunu kullanabilir mi hükümet? İsterse kullanabilir tabii normal şartlarda. Yani vatandaşına mutlaka bir kolaylık sağlayacaktır. Fakat asgari ücrete yapılan zam, bakın ben size söyleyeyim, ne kadar zam yaparsanız o kadar hemen piyasadaki fiyatlar da aynı ölçüde artar. Yani asgari ücretli bu işten hemen istifade edecek diye bir tabloyla karşılaşmayız biz normal şartlarda. Çünkü daha kolay zam yaparlar açıkçası. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama tabii böyle bizim farkında olmadığımız başka sistemler, başka dengeler var. Yani asgari ücret artınca fiyatlarda da mı bir artış oluyor? Bir talep enflasyonu mu oluşuyor? Tabii talep oluyor yani. Ama şu an marjinal artışın çok yüksek olmayacağını düşünüyorum. Çünkü asgari ücretteki artış doğrudan ekonomiye girecektir. Ekonomide bir canlanma getirecektir o. Tabii yani mutlaka canlanma olacak. Ben şunu demek istiyorum. Yani asgari ücretinin hayat standardı o öngörülen zam oranı kadar artmayacak. Onu demek istiyorum ben. Ama tabii geçiminde bir takım kolaylıklar sağlanacak. Rahatlık sağlanacak da onu. Peki. Necmettin Hocam çok az vaktimiz kaldı. Siz tabii 50 yıllık bir evliliği var Necmettin Hocam'ın. O yüzden hiç bu konu onun alanına girmiyor ama süresiz nafakadan bahsedeceğiz. Allah da yaşatmasın. Torununu da yeni evlendirdi. Ona da buradan mutluluklar diliyorum sevgili Ahsen'e. Ahmet Bey'in de bildiğim kadarıyla güzel bir evliliği var. Onun da inşallah ilgi alanına girmez ama bu süresiz nafakadan çok mağduriyetler var. Biraz da isterseniz sonda ondan bahsedelim. 5. yargı paketi meclis gündeminde hatta bugün de tartışılıyor, karara bağlanıyor, konuşuluyor filan. Türkiye'de şöyle bir problem var. Bir gün evli kalıyorsunuz, hayatınızın kalan kısmında nafaka ödüyorsunuz. Yani tabii bu nafakayı konuşmak kötü evliliği olmak anlamına gelmiyor. Çok iyi evliliği olan insanlar da bunu hakkaniyetli bulmuyorlar. Bizler gibi. Ben bir de hukukçu olarak. Dolayısıyla hani buna bir makul bir şey getirilmesi lazım. Öyle uygulamalar var ki boşanmış hanımefendi gitmiş gayri resmi bir ilişki yürütüyor. Kanunda bunun adına zina deniliyor. Ama gelin görün ki nafaka almaya devam ediyor. Tabii ki bu birisiyle. Zaten insani olarak doğru yani, değil ama. Dolayısıyla hani öbür taraftan bakıyorsunuz. Diğer boşanmış beyefendi rejide sürekli bir şeyler söyle hemen ilgi çekti. Diğer beyefendiye bakıyorsunuz boşanmış olan kişi yeni bir yuva kurmuş kendisine. Orada da çoluk çocuk sahibi olmuş. Gelirinin yarısı bu çocuklarına yuvasına ayrılıyor. Kalan yarısı bir tane eşe ayrılıyor. Hep kadına mağduriyetlerden bahsediyoruz ama burada galiba daha çok erkekler mağdur. Yani burada aile kurumu mağdur oluyor. Toplumsal dokumuz zarar görüyor.
Yani boşanmaların sosyal sonuçları ihmal edilmiş durumda. Yani biz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdık ama kanunlardaki İstanbul Sözleşmesi'nin uzantılarına hiçbir şekilde dokunulmadı. Yani şu süresiz nafaka konusu Türk toplumunun genetiğini bozuyor. İnsanlar yeniden hayat kurmaya korkar hale geliyorlar. Sorunlar boşanmış bir insan güvenmekte de zorlanıyorlar. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. İnsanlar evlenecekleri zaman birbirlerini çok iyi tanıyıp seçmek zorundalar. Yani sıradan kişilerin evlendikleri hemen bozulabiliyor. Bence çok ince bir hocam diyor ki bu sıkıntıyı yaşamamak için önden diyor çok yani iyi karar veriyor. Sayın hocam o muhakkak. Evet. O yani tabii ki o ayrı orada bir şöyle konu. Benim de doğru bulduğum. O bizim programın dışına çıkıyor. Yani şöyle hani o konumuz şey ama hani evet. İnsanlar yıllarca birlikte oluyorlar ama kendi aşkın gözü kör olduğu için doğruyu göremiyorlar. Fakat birileri araya girip de o onu objektif, bu bunu objektif tanıyarak birleştirince daha iyi sonuçlar da alınabiliyor. Fakat hani bu biraz doldu. Da nasiple alakalı. Süre fakat doldu. Her yeni halükarda pakette var mı bu düzen? Bunun yeni pakete konulmamış olması hükümetin çok büyük toplumsal talepleri acil gündem haline getirmeyip zamana yayması politikasının uzantısı. Halbuki bu toplumsal bir problemdir. Süresiz nafaka uygulamasının bu pakete önergeyle bile olsa getirilmesinde fayda vardır veya acilen bunun getirilmesi lazım. Çünkü peki, insanlar artık tekrar evlenmekten korktukları gibi sefalet yaşıyorlar. Yani nafakasını ödemediği için, ödeyemediği için. Tabii, bu sefer emniyetle karşı karşıya. Yani şöyle söyleyeyim, geçen de sosyal medyada bir görüntü var. Bir yerden bir yere felçli bir hasta tedaviye giderken yolda indiriliyor otobüsten cezaevine konuluyor. Biz bu tablolardan kurtulmalıyız. Lazım. Eğer hanımlar tarafında bir mağduriyet olacaksa olabilir, bu ihtimaldir. Sosyal devlet bunu yerine getirmeli. Ama aile müessesesinin temelini korumak devletin en önemli görevidir. Peki, çok burada güzel. Ailenin korunması sadece bundan ibaret değil. Artık biz ciddi bir aile politikasıyla işi ele alır durumda olmalıyız. Peki bu şekilde güzel sözlerle noktalayalım. Çok teşekkür ederim Ahmet Keşli, Necmettin Batırel. Tekrar görüşmek dileğiyle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için iyi hafta sonları.